Arkadaşlar hoş geldiniz. Sizleri Daniel Dubov'un ilginç bir oyununa götürüyorum. Dün oynandı bu oyun ve beyazlarda Daniel Dubov, siyahlarda 2789 reytinge sahip, Chess24'te 2789 reytinge sahip Ukraynalı bir oyuncu var ve Banterbilis'te karşılaşıyorlar. Aynı zamanda tabii ki cumartesi günü Carlsen'in Banterbilis'i var. Mutlaka cumartesi 18.30'da chess24.com'da olun. Belki Carlsen'le oynama fırsatı bulabilirsiniz ve oyuna geçiyorum. Beyazlarda Daniel Dubov oyuna D4 ile başlıyor ve D4'ün ardından rakip ilginç bir hamle olan H6'yı oynuyor ve E4 ile tabii ki hemen merkez aldı Daniel Dubov ve rakip G5 oynadıktan sonra tabii ki rakip birazcık farklı varyantlara girince Dubov da Şah E2 oynamaya karar verdi. Şah E2 hamlesini geçtiğimiz hafta Carlsen ile Nakamura arasında oynanan bir oyunda görmüştük. Ve burada da görünce ben de sizlerle paylaşmak istedim bu oyunu. Çünkü ilginç bir oyun oldu. Fil G7, tabii ki D4'e merkeze baskı var. C3'te merkezdeki baskıyı tutuyor. D5 oynandı. ED5 ve burada bir mouse slip yaşanıyor ve siyahlar burada vezir D6 oynuyorlar. Normalde tabii ki vezir D5 oynaması gerekiyor. Ama yapacak bir şey yok. Oradan sonraki hamlede belki tekrardan fırsat bulacak. Tabii ki böyle C4 gibi bir hamle oynamaya da beyazlar yeltenmiyor çünkü gerçekten şahı zor durumda kalabilir. O yüzden at A3 oynadı. Vezir D5'i aldı ve şimdi vezir B3 oynandı. Vezir B3'ten sonra beyazlar doğal olarak şahı da bu kadar zor bir konumdayken tabii ki hemen vezir kesmek istiyor. Çünkü siyahların hemen rok atma şansı var ama beyazlar roku ancak böyle at F3, G3, fil G2, kare E1, şah B1'den sonra yapabilecek. O yüzden vezir B3'de hemen vezirleri kesmek istiyor. Siyahlar buna okey ama at F6 ile karşılık veriyorlar ki vezir D5, at D5'ten sonra at merkezde kalmış olsun diye. G3'te şimdi at F4 fikirleri tamamen bitmiş oldu ve C6'dan sonra da fil G2, kısa rok, at F3 ve siyahlar kısa rok atarken beyazlar da aslında bir çeşit rok hazırlamış oluyor. Kale E1 ve devamında şahın F1'den G1'e gitmesi dolayısıyla. At B3'ten sonra fil F5 oynandı. Kale E1'e gitti. At D7 ve şimdi tabii ki E5 hamlesinde geleceğini görüyoruz ki kale E8 burada devamında şahı belki tehdit etme noktasına gelsin. At C4 oynandı. Hem E5'i kesiyor bir noktada hem de atın E3'e dönmesini de sağlıyor aslında. Kale F8'den sonra Dubov burada at E3 oynamaya karar verdi. Ve şimdi fil E4'ten sonra tabii ki burada değişimlerden sonra özellikle at E5 değişiminden sonra G2'deki fil boşta kalabilir. Dikkat etmek lazım. Her ne kadar E3'teki at da tutsa o da istekte kalıyor. Pardon yanlış hamle oynattım. Şimdi şah B1 oynanıyor ki G2 tutulsun diye. E5'ten sonra da at E5, at E3, fil E3 ve fil G2, şah G2. At E5'ten sonra bütün taşlar değişiliyor. D5 ve fil E5, pardon kale E5 ile birlikte hep burada aynı hatayı yapıyorum. Zaten oyuna bakarken de burada fil E5 alması lazım gibi düşünerek böyle fil E5 yapmıştım ama burada kale E5 almaya karar veriyor siyahlar ve kale AD1'den sonra beyazlar tüm taşlarına gelişmiş oldular. Aslında konumda çok da bir farklılık yok. Belki muhtemelen beraberliğe gidecek ama kalenin D1'de olması tabii çok büyük bir avantaj. Çünkü kale D7'ye inebiliyor ve buradan tabii ki 2. yatayda, 7. yatayda çok güzel bir konumu olmuş oluyor. Şimdi fil aynı zamanda A7 istediği için siz kaleyi istediğiniz gibi o E8 karesine belki de koyamıyorsunuz hemen. Ya belki şu an kale E8 olabilirdi ama devamında muhtemelen kale D7 ve kale D1 fikirlerinden çekinerek filin de A7'ye bakması pek istemedi sanırım Ukraynalı oyuncu. Ve burada B6 oynamayı tercih etti. Şimdi B6'dan sonra, özür dilerim. B6'dan sonra kale D6 ve kale D6'dan sonra da tabii ki C6'nın tutulması gerekiyor. Kale C8'de o tutuldu. Kale D1'e geldi ve şimdi şah B8'den sonra amaç tabii ki kale D7 inildiğinde kalenin E7'den orayı tutması ve aynı şekilde kale D7, kale E7'ye burada tabii ki beyazlar da taşlarını daha iyi yerlere çıkmaya çalışıyor. Şah B3, şah bir kez daha merkezleşiyor diyebiliriz. Şah E8'den sonra kale istekte kaldı, o yüzden kale E7, şah E7'den sonra şah G4'e ve devamında muhtemelen şah B5'e gitmiş olacak. Şah E6 aynı şekilde merkezleşiyor bu siyah şah ve F5'i de bir noktada hazırlamış oluyor. Kale E1'e gitti, şimdi F5, şah H5'e gittikten sonra şah B7, tabii ki şahın G6 girmesini istemiyor ama burada H4 gibi çok güzel bir hamle var.
G h4. Tabii ki burada acele etmiyoruz. Öncelikle bir şah h4 ve piyonlar birazcık daha belki siyahlarda bozulmuş oldu. Kale e8'e gittikten sonra şimdi kale d1 ile hem d7'ye bakış atmış oldu hem de filini belki de serbestleşmiş oluyor burada beyazlar. Fil f6 şah. Şah zaten h5'e gidecekti ve burada h6'yı isteyecekti. Şimdi burada fil g5 oynamaya karar veriyor. İsterseniz bir fil g7 hamlesine bakalım. Fil g7'den sonra tabii ki fil h6 hemen almayacak. Hani alsaydı tabii ki kale h8'den sonra o fil düşecekti belki de. Ama kale d7 hamlesi olduğu için hem a7 düşecek hem de tabii ki bu fili korumak zorunda kalacaksınız şahla. O yüzden gerçekten çok zor bir tercih olurdu. O yüzden burada fil g5 ile piyon bırakmayı tercih ediyor. Fil g5, hg5 ve şah g5'ten sonra konum aslında o kadar da kolay değil. Evet, beyazlar şahı çok aktif. Aynı zamanda piyon da öne geçtiler ve bu piyon da boşta. Ama kale e2 hamlesi var ve kale e2'den sonra f2 istekte. b2 istekte ve devamında a2 ve c3'ü de tutmakta zorlanacak burada beyazlar. Ama burada öncelikle tabii ki önemli olan şey buradaki f2 piyonu. Onu f4'de oynadık. F4'ten sonra tabii ki hem şah ve bişi alacak hem de burada geçen iki piyon kalacak diye tabii ki Dubov da söyledi van terbiyesinde. Kale B2 aldı, şah ve bişi aldı ve şimdi kale A2'den sonra kale D7'ye inmiş oluyor. Şah E8 ve kale B2'den sonra 3'e 3 ama 2 geçer var. Kale C2'den sonra aslında 3'e 2 bile olabilir ama bu arada kale A7'yi almak istemiyor beyazlar. Çünkü burada G piyonunun çok hızlıca yürüdüğünü görüyoruz. G4 oynandı. Kale C3, G5, kale C5 ve şah B6'ya gittikten sonra A5 oynandı. Evet, bu piyonlar da aslında vezir olmak için hazır ama buradaki iki piyon o kadar hızlı ki G6'dan sonra hatta bu piyonu tutamıyorsunuz bile. Ve G7 ve devamında G8 vezirle birlikte mat istekleri var. Belki şah b8 oynama isteğiniz var ama şah b8'den sonra zaten kale b8'in mat olduğunu görüyoruz. Ve bunu tutabilecek herhangi bir hamle olmadığı için de kale de tutamıyor burada. Belki işte kale c1 devamında kale g1 oynamak istiyorsunuz ama kale b8'de zaten oyun bitmiş oluyor. Bu sebeple bu konumda Ukraynalı oyuncu biraz düşündükten sonra terk ediyor diyecektim ki zaten süresi bitiyor. Dubov'un da burada 11 saniyesi kalmış. Ve bir şekilde aslında güzel bir oyun izletmiş oluyordu bu bizlere. Umarım keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın ki ana sayfada bolca karşılaşalım diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşelim. Hoşça kalın. Bay bay.